Bakla salon, nohut oda bir evim var. Ama orada da gene rahat yok. Hani boşa dememişler. Ev alma, komşu al diye. Doğru. Efendim bizimkiler biraz bir tuhaf. Necla Hanım mesela titiz. Kendi paspası kirlenmesin diye bütün apartmanda öbür taraflara silinir silinir geçerler. Ev halkına da öğretmiş, daha çok da benim paspasa. Ondan sonra yukarıki o Nuran Hanım kalkar en aşağıya iner, su saatlerini, vanalarını kapatır bir bir. Kendine tazikli su çıksın diye. Evet. Sonra efendim Macide Hanım var, dul, canı sıkılıyor diye evi doldurur, joker oker oynarlar, akşama kadar gürültülerinden geçilmez. Akşam olur böyle, hani biraz başımı dinleyeyim, tam uyuyayım dersiniz. Doğru. Bir bakarsınız, bu ne sesi? Ne? Ne olsun, emekli Mithat Bey televizyonun karşısında uyur, televizyon biter, kapanır, ses başlar. Efendim hani o yazıyorsunuz ya şöyle, televizyonu kapamayı unutmayın yazıyor. Evet. Onu yazıyorsunuz ama görmüyor ki kimse uyuyunca karşıda. Yani Mithat Bey uyanın biz kapatıyoruz falan deyin oradan. Anladım. Olmuyor. Ondan sonra efendim derken tam uyuyayım derim, bakarım yan taraftan yeni evliler kavgaya başlar. Onlar da salonda kavga edince ne dediklerini de duymuyorum. İyice meraktan fena. Bir gün kocasına rastladım, evladım dedim şöyle yatak odasında edin kavgayı, bari lafları duyayım hani, değil mi? Şey etmeyeyim ben de. Ondan sonra efendim tam böyle sabaha karşı dalacakken tırrrr, bu sefer su boruları başlar. Derken tam uyursunuz, bu sefer sabah olur yukarıdan o tombul Necla gözüküyor olası, 120 kiloluk, sen kalk müziği sonuna kadar aç, eğribik dansı yap. Ne yapıyor? Eğribik dansı, jimnastik yapıyor efendim. Ayol kadın, eğribik senin neyine? O kadar kiloyla doğrusunu yapsan ne olacak zaten? Hani doğrulacak mısın, zayıflayacak? Tek ayağın üstüne kalkar, tepesine sandalyelerden düşer, baldır küldür tepemde, ev sallanır. Yani diyeceğim evden yana pek dertliyim. Hep onu söylüyorum ayol, keşke diyorum kaplumbağa olsaydım. Vallahi 400-500 sene yaşıyormuş onlar. Neden? Niye yaşamasınlar ayol, evleri sırtında. Ev derdi çekmiyorlar, kiracı derdi çekmiyorlar. Hani bizim ömrümüz kısa bu ev yüzünden galiba. Gerçekten pek. Çok güzel vallahi bulmuşsunuz. Kaplumbağa olmak ev sorununu çözümlemenin tek yolu. Galiba.